Kurtuluş yolu Artık kararını vermişti döndü yanı başında ufacık burnuyla tatlı tatlı uyumakta olan genç karısına baktı. Kısılı idare lambasının sarı ışığında yüzünü adam akıllı incelmiş oldu. Halbuki beş sene evvel ilk seviştikleri günler kanlı canlı. Nasıl dipdiri cıva gibi bir kızdı. Tütünde çalışırdı. Kendisi de tütün deposunun yanındaki marangozhanede kalfaydı. Haydostan çeyrek saat önce çıkar. Bir yantinli saçlarını itinayla tarayıp kızların geçeceği yolun dönemecinde beklerdi. Az sonra allı yeşilli morlu, sarılı etekleri savrula savrula çıkarlar. Kirli parkelerde ülke kuş sürüsü gibi sekerlerdi. Bazen de birbirlerine sokuldukça sokulurlardı. Karısı da bu kızlardan biriydi. Hem de en şirin, en cilveli, en hovardalardan biri. Kara gözleriyle alev alev bakar gülümserdi. Peşine takılıp kebapçının köşesinde kalbi sökülürcesine çarparak ilk attığı gün kaşlarını çatıp ''Aa ne münasebet'' filan dememiş. Başını önüne uysallıkla sağlıkla eğivermişti. Neydi o günler? İçini çekti. Ne diye elin kızını peşine takmıştı sanki. Hali vakti yerinde bir başkasına düşse mutlu olur. Günlerce yarı aç, yarı tok. Hızdıraplı bir ömür sürmezdi. Kendisi hayattan çok bir şey beklememişti ama zaman zaman işsiz kalıp evinin ekmeğini günler haftalarca yitireceği de aklından geçmemişti. İşsizlik, açlık fakat hepsinden kötüsü sevdiği bir kadını her akşam eli boş dönmenin bir demet çiçek olsun götürememenin kahredici azabı. Halbuki kadıncağız hiçbir zaman madem evimin ekmeğini getirmeyecektin beni niçin aldın diye başına kalkmamıştı. Keşke kalksa keşke eve her eli boş dönüşünde başının etini yesi hatta bir akşam üstü eve döndüğü zaman komşular gitti deseler gitti başkasına gitti. Fakat karısının öyle bir şey yapmayacağından emindi. Kendisine ne kadar bağlı olduğunu, hamarat, kütür kötü bir ev kadını olmak için nasıl yanıp tutuştuğunu biliyordu. Kocasının başına kalkmak şöyle dursun, onu kara kara düşünür gördükçe sıkma canını derdi. Tasalanma kocacığım. Kazancını başkaları gibi meyhanelerde yemiyorsun ya. Evine ne kadar bağlı olduğunu bilmez miyim senin? Bilirdi sahiden de. Bunu gayet iyi bildiği için kocasına acır. Gizliden gizliye gözyaşı dökerdi. Adam karısına daha iyi bir yaşayış temin edebilmek için patrona daha çok çalışayım gece mesaisi yapayım istersen. Fakat yemeğimi arttır demişti. Verdiğim parayla geçinemiyoruz. Karıma bir manto bile alamadım. Patronumu çekmiş verdiği ücretin yarısını aynı işi göreceklerin bulunduğundan bahsetmişti. Tepesi atmıştı. Başkasından iki misli ücretle çalışacak değildi ya. O halde bana müsaade demiş ayrılmıştı. Pişman değildi. Eğer karısı olmasa çapaya gider, patozda çalışır, harç taşır. Hatta ipi omzuna atıp hamallık bile yapardı. Fakat karısı vardı. Kazanacağı para karısının kütür kütür bir ev kadını. Olmasını temin edebilmeliydi. Haftalardan beri güneş dolu caddelerde gerilmiş sinirleri. Çökmüş avurtlarıyla dolaşıyor bir çare. Bir kurtuluş bir çıkar yol arıyor fakat bulamıyordu. Dolaşmaktan yorulduğu zamanlar nehir kenarına iniyor. Başını yumrukları arasına alıp öfkeyle düşünüyordu. Niçin? Niçin küçük bir marangoz atölyem? Basma perdeli pencereleriyle şipşirim bir evim yok. Pekala da mesut olabilirdik. Niçin olamıyoruz? Bazen ağlayacak hale gelir önünden mırıltılarla akan nehrin killi toprağına uzanıp yüzü koyun uyuyakalırdı. Rüyasında karıcığını görürdü. Hafifçe terli, kırmızı yanakları pırıl pırıl kara gözleriyle leğenin başında hamarat ve kütür kütür etrafa neşeli köpükler saçarak çamaşırını yıkar. Kocasına minnetle bakardı. Akşamüstü tertemiz giyinir evden kol kola çıkarlardı sevildiğini bilen bir erkek gururuyla karısını nehir kenarı bahçesine götürür, en pahalı yere oturtur, şarkı dinlerlerdi. Uyuyakaldığı yerde müthiş bir iç ağrısıyla uyandığı zaman terlemiş olurdu. Terini siler, kenarlarını döve döve akan nehrin karşı kıyısına uzun uzun bakar, kendi kendine sorardı. ''Niçin olmuyor? Bütün bunlar o kadar imkansız şeyler mi?'' Ne zaman olacak? Ben insan değil miyim? Sanatkar değil miyim? Zekam mı eksik? Enerjim mi? Bir gün gene nehir kıyısına oturmuş kara kara düşünüyordu. Sıcak rüzgarın kim bilir nerelerden savurup getirdiği bir gazete parçası eline geçti. Yer yer yağ lekeleriyle kirli gazeteyi can sıkıntısıyla evirdi çevirdi. Şurasını burasını okudu tam atacaktı gözüne. Faili meçhul bir cinayet ilişti. Okumaya başladı. Yakın köylerden birinde parasına göz koyulduğu için boğularak öldürülen bir ihtiyardan bahsediyordu. Yarım bir havadisti. Gerisi 5 sayfadaydı. Faili meçhul bir cinayet. Gözleri daldı, elinde olmayarak kafası işlemeye başladı. Aynı sokakta karşı karşıya oturdukları zengin ihtiyarı düşündü. Yetmişini aşkın, karış karış biriydi. Kendi gibi ufacık karısından başka kimsesi yoktu. Karı koca pencereleri sımsıkı kapalı konaklarında iki ihtiyar gölge gibi sessiz yaşarlardı. Kapılarını dünyayı kapamışlardı. Ne misafirliğe giderler ne de misafir kabul ederlerdi. Küple altınları olduğunu duymuştu. Küple altın. Birkaç avuç altın ona küçük bir marangoz otelisi açtırmaya yeterdi. Bu düşünce kafasına döndü dolaştı dal budak saldı. Çok değil birkaç avuç altın onu bugünkü karanlık düşüncelerinden çeker kurtarır. Izdıraplarına son verebilirdi. Adam yetmişini aşkında nasıl olsa karısı da öyle. Çoluk çocukları uzak veya yakın akrabaları da yoktu. İhtiyar her gece yatsı namazına gider. Geç vakit kötü kötü öksürerek karanlık sokakta tek başına evine döner. Kapıyı üç defa çalardı. Kapıyı karısı açardı. Bir gece ihtiyarın yolunu beklese, hiç ummadığı bir anda kibrit istese, adam kibriti tam çıkarırken gırtlağına sarılıp, ne çıkardı sanki, nasıl olsa birkaç sene sonra ölmeyecek miydi? Vay ile meçhul cinayet, Sonra gene eve gider kapıyı tıpkı ihtiyar gibi üç defa vurur kadın iner. Kadının zerrece şüphesi yoktur. İki dakikada onu da. Karısına tekrar baktı. İncelmiş yüzü minik burnuyla tatlı tatlı uyuyordu hala. Kimi karısından aşağıydı? Niçin onda basma perdeli pencereliyle şıp şirin bir evi, şık muantoları, diskarpinleri olmasın? Niçin başkaları gibi onlar da nehir kenarı bahçelerine gitmesinler? Usulcacık kalktı. Ceketini, pantolonunu, tabanları delik postallarını alıp çıplak ayaklarının uçlarına basa basa evden çıktı. Çıt çıkarmadığını emindi. İşini çabucak bitirip hemencik dönmek istiyordu. Karısı hiçbir şey sezmemeliydi. Ertesi yahut daha ertesi gün iş buldum diye gelir eskiden olduğu gibi masum yaşayışına devam ederdi. Kim ne bilecekti? Bu defa faile meçhul bir cinayet olarak kalırdı. Üstünü başını kapı önünde giydi. Sokağın at başındaki camiye doğru karanlık parkelerde ağır ağır yürüdü. Caminin aydınlık pencereleri önden geçerken içeriye göz attı. Kasketlerinin siperleri arkaya çevrili insanlar yatıp kalkıyorlardı. Zengin ihtiyar da bunların arasındaydı şüphesiz. Az sonra namazdan çıkıp karanlığa sokağa dalacaktı. Uçurum karanlığı içinde bir pek pek iki dakikalık bir boğuşma. Boğuşma da değil, çelik gibi kuvvetli parmakların arasında ufacık ihtiyarın kıvranışı. Fakat tabancası var mıydı acaba? Varsa ya. Ya bir aksilik olur da adam tabancasını çekip ateşlerse? Ölmek. Hayır hayır ölmek istemiyordu, yoktur diye aklından geçirdi. Ölse bile tetiği çekmesine meydan vermem. Bununla beraber pırıltılı simsiyah demirin korkunç ağzını hayalleyerek titredi heyecanı an, an artıyordu. Memleket hastanesinde veremden ölen annesini, babasını, amcasını hatırladı. Erkeklerin üçü de Çanakkale'de, Yemen'de, Galicia'da şehit olmuşlar. Bu topraklar için ölmüşlerdi. Kendisi, kendisi korkunç bir cani olmak üzereydi. Böyle mi olmalıydı? Olmamalıydı ama olacaktı işte. Başkasının ölümü pahasına yaşamak. Evet, hep böyle olmuyor muydu? Babası, dayısı, amcası da başkalarını yaşatmak için ölmemişler miydi? kural buydu. Madem ki buydu kural, o da bu kurala uymaktan başka bir şey yapmayacaktı ki. Tam bu sırada caminin kapısı önünde bir kaynaşma oldu. Müslümanlar yatsıdan çıkıyorlardı. Heyecanı birden arttı. Gizlendiği köşenin koyu karanlığına büzüldü. Ufacık ihtiyar elinde tesbih, dudaklarında pıtır pıtır bir dua, karanlık sokağa her geceki gibi daldı. Biraz öne eğik yürüyor, arada hafif hafif öksürüyordu. Birden kulağına ayak sesleri çalınarak döndü. Uzun boylu, ince bir insan gölgesi fark etti. Uzun boylu ince gölge ise kendi kendisiyle mücadele halindeydi. Yürüyor, heyecandan boğularak, kalbi çarpı çarpı yürüyordu. İhtiyar tekrar dönüp baktı. Adam yaklaşıyordu. Az sonra sokan zifiri karanlığına gömüleceklerdi. İki yanına baktı. Heyula gibi yükselen akşap konaklar derin bir uykuya dalmışlardı. Pencerelerde tek ışık yoktu. Ya takip ediliyorsa, ya birden üstüne atlarda avucuyla ağzını kaparsa, ayak sesleri hemen üç adım gerisindeydi. Bıçağını çekip, iki koluncu arasına saplanmış bir bıçak farz etmekten gelen bir ürküntüyle yana çekilip kaldırımın önünde durdu. Çakmağını çıkardı çaktı. Hafif ışık sokağın koyu karanlığını titretti ve uzun boylu adamın ince yüzünü sarı sarı aydınlattı. Genç komşusuydu. İlahi dedi. Sen miydin? Bir iki cevap vermedi. Her tarafı buz gibi titriyordu. Buna dikkat eden ihtiyar. Nedir bu telaşın? Diye sordu. Titriyorsun da hasta mısın? Ellerinde buz gibi. Vah yavrum vah. Neyin var? Niçin cevap vermiyorsun? İnsan sokakta hasta hasta gezer mi? Deli gençlik değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim yaşıma gelince şişten geçer. Karıcığının dizi dibinden ayrılma. Benden sana baba nasihati. Sigara tabakasını çıkarıp uzattı. Yak bir tane. Mersi. Yak yak. Canım istemiyor. Sağdaki konağın orta kat pencerelerinden birinde ışık yandı ihtiyar. Sen bilirsin dedi. Karına git. Onu sımsıkı sar. Öp. ısır hatta. Gün gelir dişlerin dökülür. Benim gibi istesen de ısıramazsın. İçini çekti. Sonra evinin yolunu tuttu. Kadın bütün gece uyumamıştı. Kocasını yatakta dönüp durduğunu nihayet usulcacık, kalkıp elbiselerini alarak ayaklarının uçlarına basa basa evden çıktığını farkındaydı. İşsiz ve parasız bir koca olmanın azabı içinde olduğunu biliyor. Ona yük oluyorum diye düşünüyordu. Ben olmasam eskisi gibi çalışır, kazandığı para kendisine pekala yeterdi. Ne diye yük oluyorum sanki. Keşke beni bırakıp savuşsa, yahut zengin bir kadın bulsa. Kızık idare lambasının sarı ışığında sarsılarak ağlıyordu. Biliyordu ki kocası hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacak. Bu yüzden de kim bilir daha ne kadar çekecekti bu ızdırabı. Adam gittiği gibi sessizce döndü. Karısını yatağın içinde oturmuş ağlar görünce durakladı. Sonra yanına geldi. Onu kolları arasına aldı. Kadın nereden geliyorsun diye sordu. Adam hiç dedi. Hava almaya çıkmıştım. Biliyorum sıkılıyorsun canın sıkılıyor. Hayır hayır İnkar etme, neler çektiğini bilmiyor değilim. Bütün bu ızdıraplar benim yüzümden acıyorum sana. Halbuki... Evet. Sırtı sırta versek, ben de çalışsam sen de... Nasıl çalışacaksın? Eskisi gibi tütünde. Sen de kalfa olurdun, geçinir giderdik. Adam karısını daha kuvvetli sıktı. Sonra dudak dudağa geldiler. Neden sonra ayrıldılar? Kadının kara gözleri pırıl pırıldı. Sen de çalışkansın, ben de diye devam etti. Boşuna üzülmekte fayda yok. Eskiden olduğu gibi çalışacağız. Sen paydostan az evvel çıkıp beni kebapçının köşesinde bekleyeceksin. Evimize birlikte geleceğiz. Yemeğimizi güle söyle yiyeceğiz. Adam karısının hafifçe kabarmaya başlayan karnını okşadı. Devam et karıcığım. Beni beklediğini bilmek. Ah ya Rabbi ne saadet. Peki beni niçin bırakmıyorsun? Yoksa şüpheleniyor musun benden? Yo hayır. Peki. Adam cevap vermedi. Kadın bir kedi uysallığıyla sokuldu. ''Bizim için tek kurtuluş yolu bu.'' dedi. ''Evet.'' diye da adam. ''Kurtuluş yolu bu.'' ''Anlıyorum.'' Tavandan bir fare koşarak geçti. Orhan Kemal Seçilmiş Hikayeler Mayıs 1953